Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Günay Yayınları 6. sınıf Bumerang serisi ile dersimize devam ediyoruz. 6. ünite çember konusundayız arkadaşlar. İlk önce konularımızı büyütelim. Bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların birleşmesiyle oluşan şekle çember denir. Bakın Burası çemberin yarı çapıdır. Buranın tamamı ise çemberin çapıdır. Çemberin çapı çemberin yarı çapının iki katıdır arkadaşlar. O ya da biz çemberin merkezi diyoruz. Burada zaten çemberin çapının çemberin yarı çapının iki katı olduğu söylenmiş. Çember ve çemberin iç bölgesinin birleşmesiyle oluşan bölgeye daire denir. Dairenin de çemberde olduğu gibi merkezi çapı ve yarı çapı vardır. Şimdi etkinliklerime bakıyorum. Çemberin merkezi arkadaşlar bakın. Çemberin merkezi ben şuraya T diyorum. T noktasıdır ya da O. O noktasıdır. Çemberin çapı arkadaşlar AB doğru parçasıdır. DT, T çemberin arkadaşlar yarı çapıdır. Aşağıda birim kareli kağıtta verilen çemberlerin merkezlerini belirleyerek yarı çap ve çap uzunluklarının kaç birim olduğunu söyleyiniz demiş. Arkadaşlar merkez burası olsun. Bakın buranın tamamı çap oluyor. Çap 2 birim, yarı çap 1 bir birim. B'ye geldim. Merkezim burası. Burası bize çap, yarı çapı verecek. Buranın tamamı bize çapı verecek. Yarı çapım 2, çapım 4 birim. C'ye geldim. Bakın, burası bize yarı çapı veriyor. Böyle uzatırsak çapı veriyor. Yarı çapım 3 birim, çapım 6 birim. Yanda verilen eş iki çember birbirine teğettir. Yarı çaplarının uzunluğu 10 cm olduğunu bilindiğine göre ABCD dikdörtgenin çevresini istiyor. Arkadaşlar şimdi şöyle burayı ben uzatmak istiyorum. Eş çemberler olduğu için bu çemberin de yarı çapı 10 cm oluyor. Burası 10, burası 10, burası 10, burası 10. Burası 10. Bakın buranın tamamı 40 oldu. Yani dikdörtgenin uzun kenarı 40 cm. Şimdi kısa kenarına geleceğim. Burası 10, burası 10. Dikdörtgenin kısa kenarı da 20 cm oldu. Ne yapıyoruz? 2 çarpı kısa kenar artı uzun kenar eşittir. 2 çarpı 20 artı 40, 60 yapar. 2 ile 60'ı çarptığımda 120 santimetre olarak geliyor. O merkezli çemberin yarı çapının uzunluğu 4 santimetre. M merkezli çemberin yarı çapının uzunluğu 2 santimetre. Ve K merkezli çemberin yarı çapının uzunluğu 1 santimetre olduğuna göre AB'yi istiyor. Şimdi burası 4 ise burası 4'tür. Burası 2 ise burası 2'dir. Burası 1 ise burası 1'dir. Buranın tamamını topluyorum. Burası 8. Burası 4. Burası 2. Toplamı 14 cm olarak geldi. Devam edelim. Az önce buraları okuduk. Burada bize pi sayısını söylemiş. Pi sayısı bir çemberin uzunluğunun çapına oranı her zaman sabit bir sonuç verir. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeceğiz. Bir çemberin uzunluğu 2 pi r çapı nasıldır? 2 r yani iki tane yarı çap. Bakın bu bize pi'yi veriyor. Pi sayısı işlemlerde kolaylık olarak 3, 3 tam 10, yüzde 14, 22 bölü 7 olarak kullanılır. Pi uzunluk bölüm çaptır. Buna göre çapın pi sayısı ile çapımı çarpımı çemberin çevre uzunluğuna eşittir. Çemberin çevresine geldim. Çemberin çevresi 2 pi Aşağıda verilen çemberlerin çevrelerini hesaplayacağız. 2 pi küçük r yarıçap arkadaşlar. Pi yerine 3 e alacağım. 2 çarpı 3 çarpı R neymiş? 2. Burası bana 12 cm olarak geldi. B'ye geldim. 2 çarpı P çarpı R eşittir. 2 çarpı P 3. R kaç? 5. Buranın çarpımı 30 cm olarak geliyor. C'ye geldim. 2 P R eşittir. 2 çarpı P 3. R 8. Buranın çarpımı ise arkadaşlar 48 santimetre olarak geldi. Yanda verilen o merkezli daire şeklindeki masa örtüsünün çevresi kaç santimetredir? Bakın yarı çapı 14'müş. 2 çarpım. Pi yerine 22 bölü 7'ye alacağım. Yarı çapım da 14. 14 ile 7 sadeleşsin 2. Burası 88 cm olarak geliyor. Büyütüyorum. Aşağıda bazı bisikletlerin ön tekerleklerine ait çap ve yaklaşık çevre uzunlukları verilmiştir. Bu tekerleklerin çevre uzunluklarının çaplarına bölümünü hesap makinesi yardımıyla bulunuz. Bulduğunuz değerleri virgülün sağında 3 basamak olacak şekilde yazınız. Hesaplamalarınızın sonrasında ulaşacağınız değerleri inceleyiniz. Bu değerlerin tekerleğinin boyutuna göre değişip değişmediğini belirleyiniz demiş. Arkadaşlar çevre bölü çap yapacağız. Bakın yaptığımızda buradan 3 tam yüzde pardon 3 tam binde 142 geliyor. Burada 3 tam binde 148 geliyor. Burada 3 tam binde 140 geliyor. Yani hepsi 3 tam %14'e yaklaşık. Hesaplamalarının sonrasında ulaştığınız değerleri inceleyiniz. Bu değerlerin tekerleğin boyutuna göre değişip değişmediğini belirleyiniz. Yaklaşık değerler alındığı için arkadaşlar ee, boyutlar pardon değerler boyutlara göre değişmez diyoruz. Böylelikle videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.